Tekrar hoş geldiniz. İskoçya, golfün ve aynı zamanda 1946'da John Dog Keegan isimli bir diş hekimi tarafından icat edilen motorize golf arabasının doğum yeridir. 1950'lerden beri golf arabaları tüm dünyadaki golf sahalarında sıklıkla kullanılmaktadır. En engebeli arazinin üzerinde bile dengeli durabilmeleri için yere yakın inşa edilmişlerdir. Bu akülü golf arabası sizi rahat ve şık bir şekilde taşıyacak her şeye sahiptir. Dönüşlerde size yardımcı olmayabilir ama sizi bir çırpıda bir sonraki deliğe de ulaştırabilir. Bir golf arabası yapmak için ilk adım hafif ağırlıklı alüminyum çubukları ile bir çerçeve oluşturmaktır. Bunlar şekillendirilmek üzere iki ayrı makineye girerler. Metal formlar vinile bastırılır ve ona ön ve arka koltukların şekli verilir. Vinil, köpük dolusu tabakasıyla kaplanmış bir kontrplak bir taban üzerinde kesilir ve zımparalanır. Fazla viniler kesilir ve tamamlanan koltuklar bir kenara koyulur. Şimdi ise güç aktarma organlarını monte etme zamanı. Burada işçiler tekerlekleri döndüren diferansiyel üzerine bir aks yerleştirirler. Onu bir halkayla kapatıyorlar. Daha sonra da arabanın 48 voltluk elektrik motorunu eline dingil üzerinde cıvatayla tutturuyorlar. Enine dingil emisyon, diferansiyel ve aksla donatılmıştır. Arabanın çatısı sürücü tarafından başlanarak bir fikstür üzerinde monte ediliyor. Daha sonra da yolcu tarafı. En sonunda ise iki tarafı birleştiren ana çubuğu. Montajı tamamlanan çatı güç aktarım organına yerleştiriliyor ve arabanın ön süspansiyon mekanizması takılıyor. Araba bir sonraki montaj istasyonuna taşınırken çatının ön kısmını kapamak için plastik bir gövde altı geliyor. İşçiler şimdi de ivdirgeç ve gaz pedalını yerleştiriyorlar. Daha sonra da aracın kenarına arabanın aküsünü içeren güç bölmesini yerleştiriyorlar. Aküyü dört ayrı telle motora bağlıyor ve bunları motoru kumanda eden elektrik kontrol modülüne asıyorlar. Şimdi de hareketli parçaları plastik bir gövde altıyla kaplıyorlar. Gövde altı arabanın bu pedal mekanizması ya da direksiyon mili gibi hareketli parçalarını monte etmek için destek sağlar. Dönme momentine ilişkin elektrikli aletler bilgisayarla gözlemlenir. Eğer 130 montaj istasyonundan herhangi birindeki dönme momentinin miktarı hatalıysa, hata düzeltilene kadar sistem arabanın bir sonraki istasyona ilerlemesini engeller. Bu da aşırı sıkılaştırılmış ya da gevşetilmiş cıvatalardan doğacak sorunları engeller. İşçiler akü kablolarını sıkıştırıyorlar ve ivdirgeci kontrol ediyorlar. Golf arabaları endüstri standartları gereği saatte 25 kilometreden yüksek hıza ulaşamazlar. Şimdi ise ön ve arka koltukları yerleştiriyorlar. Koltuklar kalıplanmış plastik arka gövdeye ve gövde altını kaplayan ön fasyadaki ayar millerine rahat bir şekilde oturuyorlar. Fren çubuğunu yerine koyuyorlar ve fren pedalını düzgün bir şekilde hareket ettirip ettiremediğini kontrol edip sıkıştırıyorlar. Baş üstünde bulunan ekran ne zaman doğru miktarda dönme momenti uygulandığını gösteriyor. Nihayet tekerlek kapaklarını takıyorlar ve kalıplanmış plastikten yapılan ön panele yerleştiriyorlar. Artık arabanın montajı bitmiş durumda ve sürüşe hazır. Tamamlanan golf arabaları artık otomatik olarak ve hidrolik olarak kaldırılarak montaj hattından çıkarılıyorlar. Her açıdan son bir denetimden geçiyorlar. Koltuk altları bile inceleniyor. İşçiler arabaları bir dış alana sürüyorlar. Arabaların alüminyum şasileri en kötü hava koşullarında bile dayanıklı olmalarını sağlar. Yakın zamanda dünyanın dört bir köşesindeki istekli golfçüleri taşıyacaklar. Tembel golfçüleri. Neden yürümezler ki? Neyse bana ne.